Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erasmus Romanya günlüklerinden yeni bir konu hakkında bilgi vereceğim. Bugünkü konumuz şu soğuk ve 15 Nisan Pazartesi gününde şu olacak. Neydi? Tabii ki gelirken valizinizde neler getirmelisiniz? Bugün konumuz şöyle bir şey. Size de gelirken neler getirmelisiniz valizinde, neler getirmemelisiniz, neler burada var, nelere çok ihtiyacınız olacak onlardan bahsedeceğim. İlk olarak kendi valizimden birazcık bahsedeyim ve sizin getirmeniz gerekenden ve burada olan olmayan şeylerden bahsedeyim. Öncelikle parça parça böleceğim. Giyim olarak düşünürsek, eğer Bükreş'e birinci dönem gelirseniz, yani Romanya'ya birinci dönem gelirseniz kesinlikle çok çok kalın şeyler getirin. İkinci dönem gelirseniz çok fazla kalın şeyler getirmenize gerek yok. Genellikle ince şeyler getirebilirsiniz. Sadece üstünüze şöyle güzel bir tane montunuz olsa sizi idare edecek veya yağmurluk tarzı bir şeyiniz olsa, hani ekstra montun yanında çok güzel olabilir. Onun dışında ekstra bir şey kesinlikle hiç gerek yok bence. Ben ikinci dönem geldim şu an gördüğünüz gibi. Şu an 15 Nisan. Hava yaklaşık işte 10-15 derece arasında seyrediyor. Kısmen 20 dereceye çıktığı günler de oluyor. Ama hani çok fazla öyle üşüdüğümü söyleyemem. Zaten işte Uber'de, metroda falan geçirdiğiniz için vaktinizi çok, dışarıda çok gezmiyorsanız çok düşüyebileceğinizi sanmıyorum. Hani giyim konusunda böyleydi işte. Diğer konulara gelince, kişisel bakım veya diğer aletleri görünce, burada diş macunu, şampuan falan çok pahalı. Fakat böyle şeyleri zaten çok fazla getiremiyorsunuz valizlerinizde. O yüzden buraya geldiğinizde toplu şekilde alabilirsiniz onları. Çok büyük olanlarından alabilirsiniz. O yüzden için bir kolaylık olur. Onun dışında bahsedeceğim bir şey olursa, gelirken benim şu an düşündüğüm veya gelirken yaptığım hazır çorba veya normal çorba getirebilirsiniz. Tarhane misali veya işte yayla çorbası, domates çorbası gibi hazır çorbalardan getirip burada çok pratik olarak bol bol yiyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada, diğer önce videodaki videolarımda da söylediğim gibi, burada yurtta ocak, mutfak tarzı bir şey yok benim kaldığım yerde. Özellikle Politeknik Üniversitesi'nde okuyorsunuz ve Recep P19 kampüsünde kalacaksanız, yani P19 binasında kalacaksanız maalesef hiçbir şey yok. O yüzden hazır çorba sizin kurtaracağınız olacaktır. Ha, burada yok mu var mı derseniz tabii ki var ama aynı lezzetler veya aynı şeyler değil. Buranın da kendine özel sebze çorbası var mesela. Sebze de çorba da legume. O sebepten o legume çorbasının tabii ki hazır çorbası falan var ama çok sevebileceğiniz veya ağız tadınız uyabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında diğer şeylerden bahsedecek olursam, gelirken ne getirin yanınızda? Kişisel bakım eşyalarınızı getirebilirsiniz. Çünkü burada berber gibi şeyler falan çok kullanmak istemiyorsunuz. Fön makinenizi kesinlikle getirin. Kızlar için belki de yüzleştirici falan olabilir. Onun dışında dediğim gibi başka ne getirebilirsiniz? Eğer kişisel eşyalarınız varsa getirin. Özellikle bilgisayar, buradaki okullarda genelde sunum, proje, ödev tarzı şeyler çok fazla olduğu için çoğu arkadaşa bilgisayarını getirmesini tavsiye ediyorum. Ben gelirken getirsem mi getirmesem diye çok düşünmüştüm. Ondan sonra fotoğraf makinesi veya tarzı şeyleriniz varsa getirebilirsiniz. Teknolojik ürünler, burada Türkiye'de olmayan ürünler falan var. Eğer burada almayı düşünüyorsanız hani getirmeyebilirsiniz. Gerçekten yani Türkiye'de olmayan veya ucuz olan bilgisayarlar, telefonlar falan var. O yüzden onları getirmemenize gerek olmayabilir. Dediğim gibi öyle şeyler var. Başka aklıma gelen, düşününce şu an benim için çok ihtiyacımı gören mesela bilgisayar gerçekten çok fazla bir kolaylık. Hazır çorba. Onun dışında mesela burada sucuk yok. Hani gelirken yanınızda getirebiliriz kadar sucuk getirebilirsiniz veya böyle kahvaltılık birkaç şey getirebilirsiniz. Peynir, zeytin tarzı şeyler var işte. Çok sevdiğiniz şeyler varsa sucuk gibi tarzı şeyler getirebilirsiniz. Onun dışında çoğu şey burada Türkiye'de olduğu gibi burada da var. Dediğim gibi sadece biraz yemek konusunda bazen seçiciyseniz eğer, zaten çok fazla şey yemek istemeyeceğiniz için getirirseniz sizin için çok çok daha iyi olur. Onun dışında hani şu an aklıma gelen pek bir şey yok. Valizimde neler olmalı videosunda. Fön makinesi tarzı şeyleri getirmenizi tavsiye ediyorum. Yine aklınıza soru gelirse onları falan yazabilirsiniz. İşte böyle bıçaktır, kaşıktır tarzı şeyleri hiç getirmeyin. Sadece Türkiye'ye böyle özlem duyabileceğiniz veya burada bulunmayan şeyleri getirebilirsiniz. İşte çikolata olabilir, yemek tarzı, atıştırmalık şeyler olabilir. Ihlamur getirebilirsiniz. Ve en önemlisi şeylerden birisi de burada ilaçlar gerçekten çok fazla pahalı. Gelirken kesinlikle özel bir hastanız varsa onun ilacını getirin. O yoksa onun yerine ağır kesiciniz, mide bulantısı ilacınız, VS tarzı ilaçların hepsinden 3'er, 4'er, 5'er tane, belki bir tane kapsül olacak şekilde, bir paket olacak şekilde getirebilirsiniz. Bunları getirirken yanınızda da Türkçesini unuttum ya. Reçete, ha. Reçetesini getirmeyi lütfen unutmayın. Evet, şu anda markete gidiyoruz. Evet, arkadaş yol verdi. Kültür farkı diyormuşum. Evet.
Dediğim gibi bunlar önemli şeylerdi getirmeniz için. Getirmeniz gereken bir şey olursa ekstradan listesini de zaten yorumlar kısmına aşağıya bırakacağım. Oradan getireceğim şeyler aklıma geldikçe açıklama kısmına yazacağım. Tekrarını da yazacağım. Oradan izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayın. Eski videolarımı şuradan veya buradan bakmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Hoşça kalın.